16 Haziran 2023 Cuma günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır Sesli Gazete'mize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Sesli Gazete artık ağız alışkanlığı oldu. Maksat Sesli Gazete çekmek değil, maksat sizleri görmek, sizleri görmek gibi olmak. Sizleri özlediğim için biraz da ihmal ettim. Normal e, iki günlük aranın dışına çıktık. 3-4 gün oldu galiba yapamadım arkadaşlar. Sizleri de daha fazla da ihmal etmemek için artık dedim şu kamerayı açayım da bir arkadaşlara merhaba diyeyim diye. Sesli gazetede bunun bahanesi olsun. İnsan insan gerçekten özlüyor dostlarını. Sizin gibi dostları hele çok daha özlüyor. tabii ki sesli Gazete işte diyoruz ama ben öf, maksadım dışarılarda geziyim, çekeyim plan ama bu her zaman mümkün olmuyor günlük hayatın içerisinde çoluk çocuk, aile, iş, güç. İşte saat 3.30'da şimdi bir doktor randevum var. Dişçiye gideceğim. Diş bir diş yaptırma hadisesi var. Şimdi Japonya'ya da gideceğiz. 13'ünde Temmuz'un 13'ünde dişimizi, işimizi yaptıralım. Şimdi orada başına bir şey gelir. El ülkesinde bilmiyoruz, etmiyoruz bile cebimizden o kadar. Zaten borç harç gidiyoruz. para bayılmayalım diye. dedim gitmeden önce bir arkadaşlara merhaba diyeyim. Bir de bir haberlerde ne var ne yok bir bakalım. Öyle light soft da olsa 3-5 haber verelim arkadaşlara dedim maksadım buydu. Ee, kültür Mantarı'nın videosunu koyduk iki gün önce. Ona bir bakın arkadaşlar. <laughs> ee, abone filan olun. Bu sesli gazeteyi de siz like'ınızı filan atmaya yine devam edin arkadaşlar. Bugünler elbet gelir geçer diye tahmin ediyoruz. İşte herkesin derdi, herkesin o derdi karşılama, o derdi e, dijere, e, hazmetme kapasitesi ve eşiği çok daha Farklı olabiliyor. Ee, öyle ben Sesli Gazete'ye geçeyim o zaman ya. Hadi bakalım. Evet yine nitelik olarak çok fazla bir değişen bir şey yok yani Türkiye'de. Sadece şey cephesinde değil yani hani AKP cephesinde falan değil. Muhalefet de aynı bok. Bombok. Şimdi kendilerini muhalif diye böyle pazarlayanlar, vitrine koyanlar falan yine dönüyorlar, dolanıyorlar. AKP'nin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyorlar. Ee, Abdüllatif Şener'le alakalı dün bir haberler düştü arkadaşlar. Bazı açıklamalarda bulunmuş. Şimdi bu e, CHP'den yeniden vekil gösterilmemiş. Buna çok gücenmiş bu. İşlerine geldiği zaman işte vatana hizmet etmek için tekrar aday olduk falan oy kullanmaya gence oy bile vermiyor yani. Bana ne bana ne? Eşek kadar herifler küçücük çocuk gibi küsüyorlar. Küsüyorlar. Aday gösterilmezsen ben oy vermem. Bana ne diyor adam? Adam şimdi o aday oday, aday gösterilmeyince CHP'den küsmüş. Bir de diyor ki Cumhurbaşkanı seçimini ilk turunda Sinan Oana ikinci turunda geçersiz oy verdiğini açıkladı. Aferin. Çok iyi bok yemişin Abdullah Yener. Çok iyi. Maşallah. Sonra da demiş ki aynı konuşmasında Erdoğan görüşelim derse görüşürüm. Görüşelim derse görüşürüm zamanında. İşte Türkiye'de hiçbir zaman bir tarafı böyle katı şekilde eleştiren insanlara yani hep böyle temkinli davranmak lazım lan. Bu adam yarın öbür gün yine döner bilmem değil mi? Neler neler gördük biz bu şeyde turnusol kağıdı gibi yani bu dönem. İşte o Borsalar Birliği Başkanı vardı Olundan tut Nedim Şener'ler bilmem neler bir zaman işte Süleyman Soylu gibi herifler falan böyle katı bir şekilde eleştiriyorlardı. Şimdi kucaklarına oturdular. Şimdi Abdüllatif Şener meselesine gelince Abdüllatif Şener de AKP'nin kurucularından diye biliyorum ben. Neyse AKP kurulduğunda o vardı. Sonra AKP'den ayrıldı falan. Ee, çok parlattılar. Çok parlattılar böyle Abdüllatif Şener sanki çok demokrat bir adammış gibi falan. Ulan biz burada hapse giren iki tane bebeği haber yaptığımız zaman ne FETÖ'cülüğümüz kalıyor ne bilmem ne kalıyor yani. Ulan bu herifler kripto AKP'cilik oynadığı zaman bari kripto FETÖ'cüler diyorlar ya şimdi AKP'ler öyle bir şey çıktı. CHP'liler bilmem ne işte bütün iyi Parti ve bunların da arkasına takıldı. Onların da ağzında bir şey bu kripto FETÖ'cü falan ya. Biz hapse giren iki çocuğu haber yaptığımızda kripto şey FETÖ'cü oluyoruz. Kalmıyor yani ne FETÖ'cülüğümüz ne teröristliğimiz vatan hainliğimiz. Bu herifler AKP'den ayrılıyor. Sonra tekrar AKP yalakalığına başlıyorlar. Hiçbir şey yok. Bunlar kripto AKP'ci falan değil. AKP'nin ekmeğine yağ süren adamlar değil. Erdoğan destekçisi değil. Yine olan bize oluyor yani. CHP'de büyük değişim. Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son, son verdi. Yani bunun e, CHP'ye bir katkısının olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Ha iyi yapmış olabilir. İyidir, kötüdür bunu eleştirmiyorum. Ben bilemem burasını. Ee, şeye de ne, Tuncay Özkan'ın görevine de son vermiş. Yani. <laughs> ya o iyi olmuş Tuncay Özkan da Tuncay Özkan'ın kaç kere gö görevde son verildi yani o da var. Hatırlamıyorum ben yani 5-6'dan sonra saymayı bıraktım. Tuncay Özkan da dahil olmak üzere tüm danışmanların görevine son vermiş ve e, büyük bir değişimi başlatmış. Yani Kılıçdaroğlu'nun da değişmesi gerekmez mi bu durumda diye de insan düşünmüyor değil. E, aslında bu da şu da var yani Kılıçdaroğlu olsun, danışmanları olsun, milletvekilleri olsun, işte Özgür Özel'i bilmem nesi filan böyle aklınıza kim geldi size şimdi aklıma geldiği için öyle söyledim. Ee, bu adamların değişmesi evet ama mantalitenin değişmesi lazım. Mantalite şu, Türkiye'de birincil sorun adalet. Ekonomi ekonomi değil kardeşim, adalet. Niye adalet? Çünkü adalet olmadığı yerde Kor olur, işte bilmem adam kayırma olur. Adam kayırma olduğu için işte ekonominin başına mesela geçmesi gereken adam geçmez. Onun yerine kim geçer? Bu işi bilmeyen liyakatsiz adam geçer. Liyakatsiz adam geçerse ne olur? İşte iyi yönetemez, enflasyon olur, faiz olur, şu olur, bu olur, döviz yükselir. Hepsi bunların birbiriyle bağlantılı şeyler. Adalet olmazsa işte hukuksuzluk olur, bebeler hapse girer. Adalet olmazsa işte tarım... İşte ormancılık gelişmez, bilim gelişmez, ilim gelişmez, neyse ne derseniz deyin. Adalet kardeşim. Herkesin dilinde bu olması lazım. Türkiye'de ezilen insanlar belli. Bunların hepsiyle alakalı tüm muhalefet birleşip tek bir dil olmadığı sürece istediğin kadar sen değiştir istersen CHP'yi kapat yerine başka bir şey yap. Yok. Yok yani. E, Türkiye'de de şu anda en büyük sorun o bence. Kıvılcım yok yani. Bir kıvılcım yani bir kıvılcım ya. Ne bileyim mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi 15 tane bir adam olsa farklı olurdu her şey. Çok farklı olurdu her şey. Bir an böyle adam muhalefet bu arada dışarıdan müzik sesi geliyor. Ben şurayı kapatayım ya. Dur şurayı kapatayım. Dur. Hatta doğal olsun böyle açık kalsın şu anda kamera. Kamerayı kapatmayın ben. Şimdi niye yapıyorum böyle? Çünkü e, kamera şey, müzik arkadaşlar, tanınmış, bilinmiş bir müzikse bize pahalıya mal olabilir yani. YouTube buna direkt şey de koyabilir, telif de koyabilir. Neyse, konuya tekrar geri geçiyorum. Türkiye'de o kıvılcım yok maalesef. Ee, mesela AKP geldiğinde öyle bir şey olmuştu, hatırlıyor musunuz? AKP geldiğinde insanlar işte koalisyondan falan yılmıştı, bilmem ne, çok kötü gidiyordu yıllar boyunca, yüksek enflasyon falan. Solcu sağcısı, orta sağcısı falan böyle bir sempati duymuştu AKP'ye. 2000'lerin başında falan bu şeyler yapacaklar falan gibi. Böyle bir reformlar reformlar yapmaya başladılar falan. Şimdi kardeşim tamam siyasetçi güven olunmaz da yani. Ee, işte AKP'nin de ne hale geldiğini görüyoruz zaten. Ee, yani böyle bangır bangır gelip adalet ve hukuk vurgusu yapabilecek bir kitle hareketi göremiyorum. Başlatacak birisini de göremiyorum. Öyle bir kıvılcım da göremiyorum. Göremiyorum da göremiyorum yani. Dolayısıyla istediğin kadar partileri kapat, değiştir, ne yaparsan yap yani. Ümmetinin lideri demiş? Ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu oluştur. <laughs> şahlandıracak hani şahlan... Daha önce de şahlanıyordu zaten. Yıllardır şahlandığını iddia ediyordunuz ve bu sefer nasıl bir şahlanma olacak? Yani bugüne kadar niye şahlanmadı bu? Değil mi? Ta bunun bir önceki seçimlerde işte o şu kardeşinize oyu verin işte faiz nasıl ayaklarımın altında bilmem döviz nasıl bilmem ne falan deyip yani duruyordu ya. Adam hala ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu oluşturduk. Demek ki bundan önce ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuz yoktu. Boktan boktan heriflerle çalışıyorduk. Yani şimdi çok iyileriyle mi çalışıyorsun? Hayır. Ama o işte bir, bir öncekinin boktan olmasının kabulü olur. Daha önceden işte boktan heriflerle çalışıyorduk. Aşağıda da var haberi galiba. Oraya da bilmiyorum aşağıda şey diyor işte Mehmet'in lideri. Mehmet Şimşek'le işte yine kendi direktifleri doğrultusunda Mehmet Şimşek'i de dinleyerek onunla ekonomiyi yöneteceklermiş filan. Yeni Cumhurbaşkanı yardımcısı söylüyor onu da. Yani diyor ki adam e, işte ben yine kafamın dikine gideceğim ister Mehmet Şimşek olsun ister kim olursa olsun. Ben onu yapmayın dediğimde yapmayacaksınız. Yapın dediğimde yapacaksınız. Derdi bu adamı zaten. Yani tek adamlık bunu gerektiriyor. Bir yerde de demiş parlamenter sistemimiz artık tari tarihe gömdük artık. Parlamenter sistem gündeme, gündeme gelmeyecek kadar artık bitmiş tükenmiş bir mevzudur falan gibi bir şey söylemiş aynı konuşmasında. <laughs> yani... Yani keşke sadece parlamenter sistem artık gündeme gelmeyecek kıvamda bir ülke bıraksan. Yani bundan sonra sen ölünceye kadar Cumhurbaşkanı olmayacağını biz nereden biliyoruz? Ben açıkçası bunun garantisini göremiyorum. Yok. Muhtemelen. Bak bir iki seneye kadar ortam biraz daha şey olsun. Yapabilir yani onu. Ben Azerbaycan gibi işte Türkmenistan gibi Türk tipi başkanlık sistemi ya bu. Ölünceye kadar Cumhurbaşkanı anayasada değiştirdim. Hadi gücünüz yiyorsa gelin değiştirin demez mi der diyecek. Aslında şöyle tweetleri alıp bunları, bunlarla bir sesli gazete değil de bu tweetlerle bir video yapmak lazım. Evet ya öyle yapalım. Siz bana böyle tweet gönderin arkadaşlar. Şimdi ben beğendim yani bu tweeti. Tc Ayla diye bir kullanıcı. Lise sondaydım. Felsefe hocası derse girdi. Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar mısınız dedi. Birer birer cevap verdik ama hoca hiçbirimizinkini doğru kabul etmedi. O zaman siz yapın tarifini hocam dedik. Hoca ayağa kalktı ve pislik bulunmaması, yer, bulunmaması gereken yerde bulunan şey veya kişidir diye bir tarif yaptı. Nasıl yani dedik çok basit arkadaşlar dedi. Örneğin annenizin saçını öper koklarsınız ama o saçın bir telini dahi yemek tabağınızda görseniz iğrenirsiniz ve o saç pislik olur. Yani pis olarak kabul edilir necis olur değil mi İşte bu kıl görsen yani ee, kolundan düşen çorbanın içinde yemezsin yani onu. Yine tabağınızdaki yemeğin yağını ekmek banarak yersiniz ama o yağın bir damlası bile elbisenizin üzerine damlasa o yağ artık bir pislik olur sizin için. Ve bir kimse bulunmaması gereken bir makamda bulunuyorsa eğer unutmayın ki o da bir pisliktir. Çok güzel bir şey arkadaşlar, güzel bir ders bence e, yani siyasetten baktığınızda bugünkü <laughs> bu uslamlamayla Türkiye'deki siyasetçileri de hemen hemen hepsinin birer pislik olduğunu anlıyoruz. Ha oy veriyorlar tabii ki. Belki halk da birer pisliktir bilmiyoruz onlara oy verenler Bir ağır olmasın ama yani bu mantığa göre öyle olması gerekiyor. Niye olmasın o da olabilir. Ama insan kendi iç dünyasında düşündüğü zaman ben de bazen bir pislik olabilirim diye düşünüyorum. Belki istenmediğim yerlerde de oluyor olabilirim. İstenmememe rağmen acaba bir yerlere duhul olmaya çalışıyor muyum, girmeye çalışıyor muyum falan. Çok düşündürdü beni acaba. Mesela senin birisi istemiyor. Senin onu istediğin kadar istemiyor ama sen onu istiyorsun, görmek istiyorsun, ne bileyim ya yani konuşmak istiyorsun falan. Ee, ama karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsun ama sen hala şartları zorluyorsun falan. Bu da bir acaba pislik olma durumu mu? İnsanın şahsı için. Enteresan. CHP'li Tekin. Aha bak dedim, muhalefet dedim ya işte aralara serpiş, serpişmiş arkadaşlar bizi ıslak imzalı, biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık demiş. <laughs> Ama bak bunun üzerine çok güzel uymuyorum yani. Atalan Üsküdar'ı geçti. Alırdık da yapardık da bilmem ne işte. Topumuz direkten dönmeseydi biz o 5-0'lık farkı kapatırdık. Yani o gol olsaydı maçın seyri değişirdi filan. E niye yapmadın lan? Niye yapmadınız? Bunu seçimlerde bilmem ne sorumlusu yapmışlar. A Ağrı'dan mı? Kars'tan mı? Bir yerden da İstanbul'da kalacağım ben demiş. Ee, internet i̇nternet üzerinden işimi göreceğim falan yani. O görevimi internet üzerinden yapacağım falan diye bir haberini yapmıştık hatırlarsanız. Seçimler var. Türkiye'nin kaderi ee, ön planda. Adam İstanbul'dan çıkıp 3-5 günlüğüne Kars'a mı Iğdır mı Neydi unuttum şimdi Ağır mı? Oraya bile gitmemişti yani adam. Bunlar da böyle. Ya bu, bu söylenecek laf mı Allah aşkına? Öyle yapsaydık işte öyle olurdu işte ama öyle yapmadık. Evet bence CHP kazansaydı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olurdu bugün ya. Kesin olurdu. Ya yani kesin olurdu. Dünyadan bir haber. Hollanda eski sömürgesi Endonezya'nın 1945'te bağımsız olduğunu resmen kabul etti. Bence bugüne kadar kabul etmiyormuş. Yani resmi olarak kabul etmiş arkadaşlar. 1949 olarak falan kabul ediyormuş. 1945'te resmen bağımsız olduğunu kabul etmiş. Enteresan. Ya bu batılı devletlerin arkadaşlar sömürgecilik tarihi çok enteresan. Çok enteresan. Ya bugün tabii ki bugün batının zenginleşmesinde kölelik, kölelikten sonra sömürgeciliğin çok ciddi bir yeri var. Çok, çok yani bugünkü Avrupa'nın zenginliğinin temelinde yatan şey kölelik 18. yüzyıldan itibaren de sömürgecilik geçen bir tane belgesel vardı iki tane buna benzer bir tanesi Kongo'da kobalt değil mi bu piller pillerde lityum pillerde kullanılan bu arabalar işte Teslalar elektrikli arabalar falan onlarda kullanılan. Orada işte bir şehir var Kongo'da ama her yer ama her yer kobalt arkadaşlar. Her yer kobalt yani dağ, taş, toprak, her yer bahçe, her yer kobalt. Ve çok ciddi böyle bir göç alıyor ya insanlar böyle çok preker, çok çok şey ilkel şartlarda böyle. Elleriyle işte küreklerle bilmem nelerle herkes kobalt toplayıp işte gidip işte Fransız, Alman, İngiliz neyse Amerikan şirketlerine bunu satıyor. Ama söylediğin zaman ee, bu, bu kölelik dediğin zaman yo, adamlar diyor ki büyük o gruplar işte maden şirketleri yo, biz çalıştırmıyoruz ki onlar kendi çalışıyor biz onlardan satın alıyoruz diyorlar. Alıyorsun 1 liraya onu satıyorsun tekrar Tesla'ya mesela 15 liraya 20 liraya yani. İndonezya'da mesela Hollandalı bir şirketin yaptığı e, bu yanardağlarda Yanadarların o işte lavının çıktığı yer var ya orada fosfat mı oluyor, sülfat mı oluyor bir şey oluyor ya arkadaşlar böyle şeye bizim Pamukkale'deki orta travertenlere benzer ama daha sarı renkte unuttum şimdi o maden ismini siz hatırlatın fosfat veya sülfat mıydı öyle bir şeydi arkadaşlar bu da endüstride kullanılan bir şey ama çok tehlikeli yani oradan onu, o adam onu alırken o şeyin çeperinden çok ciddi bir gaz soluyor o yanardağdan çıkan gaz. Tamam hareket halinde değil ama o gaz sürekli çıkıyor filan. O adamlar onu alıyorlar ve bir, öyle bir bayır çıkıyorlar yani sırtlarında. 120 kilo, 150 kilo falan. Çok ucuz miktara Hollandalı şirkete satıyorlar. Hollandalı maden şirketi de onu işte ne yapıyor. Yani bu kölecilik, sömürgecilik falan hala devam ediyor. Bu düzen insanlık var olduğu sürece de belki de devam edecek maalesef. Meclise giremeyen Mustafa Destici olan nereden ne alakada şimdi neden bahsediyorduk, şimdi nereye geldik? Meclise giremeyen Mustafa Destici, kula minnet eylemem şarkısıyla paylaşım yaptı. <laughs> bir de söylüyorlar, bu da, bu da küskünlerden, meclise girememiş, kula minnet eylemem. Meclise girseydi bunu yapmazdı bak ha. Meclise girseydi böyle bir kula minnet eylemem. Kula minnet eylemezsin, olan yüzde kıçı kırık, yüzde 0.5 oyunla AKP'nin götüne min minnet eyledin. Tayyip'in götüne minnet eyledin yani %0.5 ile. Kula minnet eylemem ama. Göte minnet eylerim ama göt, o göt. Kula etmem. Ümit Özdağ'dan AKP'yi 50 milyon Çinli 400 bin dolardan vatandaşlık alsa yapacaksınız? Ya <laughs> şöyle bir hesap yaparsan yani 400 bin 50 milyon çarpı 400 bin dolar yaptığın zaman kaç? <laughs> 20 trilyon dolar falan yapıyor. 20 trilyona yeni bir ülke kurarsın lan. Gelin gelin siz de gelin. Yani o tüm siyasetçiler anaları babaları da dahil olmak üzere sülalelerindeki herkesi satarlar. Herkesi satarlar. Lan 20 trilyon. 20 trilyon <laughs> ya. Yani. Sen de dahil olmak üzere bunu olur mu? Sen komünist olursun birden. Tabii Mao'cu falan olursun, dolu verirsin. O kadar parayı görsen deli olursun. AKP'li vekilin küfür ettiği iki polis memuru meslekten ihraç edildi. İşte liyakat dediğimiz şey. Yani şimdi bu polisler liyakatlı olduğu için ve bundan atıldığı için değil de. Şimdi polis milletvekilini durdurmuştu bunu yapmıştık. Ee, ondan sonra e, sizin işte beni nasıl durdurursunuz bilmem ne falan diye bir de küfür etmişti polis memuruna. Bak dediğim gibi yani sen ben ettiğimiz zaman FETÖ'cü vatan haini pislik CHP'li terörist PKK'cı falan oluyoruz ya. Bunlar işte seçimlerde de gördük AKP'li gelip nasıl tek memin atmıştım, yumruk mu atmıştım bir tane polise. Onlar Türk polisine, Türk askerine mukavemet gösterebilir. Çünkü onlar için bu yönetim vaat edilmiş. Tabi Tanrı onlara vaat etmiş, vaat edilmiş topraklar, vaat edilmiş yönetim. Bu sizin ana sütünüz gibi helal istediğiniz gibi istediğiniz pervasızlığı yapabilirsiniz ama başkaları yaptı. zaman vatan aynı. AKP kurucusu Kemal Albayrak'tan mahalleci muhalefete eleştiriler. Şimdi AKP kurucusuymuş tabii bir zamanlar. Şimdi eleştirilerde bulunuyor da. Ayakkabı kutusundaki paraların gerçekliğini ispat eden CHP hapisteki polisleri ziyaret etti mi? Yani Evet güzel soru tabii. Soru güzel. Ama işte bir sorunun cevabı olmadığı zaman, cevap alamadığı zaman o soru iyi bir soru olarak kalmıyor. Hakan Şükür ekrana çıktı diye yer yerinden oynadı. Olur mu böyle şeyi? Hakan Şükür bu Türkiye'nin işte bilmem milletvekilliği yapmış bilmem ne. Işte Türkiye'nin en önde gelen sporcularından falan diye. Muhalefet ahlaklı siyaset yapmalı. Adalet herkese lazım. Evet doğru söylüyor yani. Doğru söylüyor da. Doğru söylüyor da yıl olmuş 2023. 2023'ün ortasındayız yani. 2024 olacak. Yani gazet şey 17-25 Aralık 2013'te oldu. 10 yıl olmuş ya. 10 yıl. 10 yıl olacak yani neredeyse. 2023 Kasım dersek. Yani 10 yılda ancak bir AKP kurucusu eleştiride bu kadar mı ilerleyebildi? Bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ümmetin lideri diyor bunu. Ciddi bir değişme mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ha bazı yerlerde duyuyorum işte faiz artırılacakmış Mehmet Şimşek öyle söylemiş filan. Demin dediğim haber o işte bu. Ben burada aynıyım, ekonomistim yani ben ne dersem o olur. Yine ben başımın kafamın dikine gideceğim yani kim ne söylerse söylesin. Kim hangi bilir kişi gel gelirse gelsin. Evet. Baba iki yıldır hapiste, anne kanserden öldü. 12 yaşındaki Züleyha'nın beyninde tümör çıktı. Yani e, bunlar bir zincirin halkası. Kötülük zincirinin, aşağılık, ahlaksız, hukuksuzluk zincirinin halkaları. Babaya, babadan, anneye, anneden. E, ya valla şu çocuğun yerine, babanın, babanın yerine koyuyorum kendimi ya. Yani bak şu halimle işte demin söylerken biraz aslında çekiniyordum lan o kadar insanın derdi var şimdi ben bu, bu aralar iyi değilim falan diyorum da değilim de yani ya bu kadar sorunun içerisinde yani bir babasın, babayım ben şimdi evet benim de bir kızım var 14 yaşında bir kızım var bak bu 12 yaşındaymış. Yani hapishanedeyim kızımı bile göremiyorum annesi yok. Ya bu nasıl bir zulümdür ya? Ya inşallah şu kızın başında, beyninde tümör çıkmasına vesile olan o kadar şerefsiz neyse inşallah, inşallah kabul olursa inşallah bunu onlara reva görenlerin götünde çıksın o tümör, hayatlarının sonuna kadar sıçamasınlar. İnşallah bağırsakları patlasın. Jandarma komutanı rüşvet parasıyla ile um Umre'ye gitmiş. Böyle işte bunların tayyi, tayyi bizim dininde arkadaşlar sidikle abdest alınıyor. Abdestini sidikle alıyorsun. Haccını da rüşvetle yapıyorsun. Öyle. Öyle daha neler neler işte Süleyman Soylu'nun polislerinden işte 2-3 milyon dolara kulp almışlar. Bilmem neler şunlar bunlar yani. Eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi kaza yaptı. Ağır yaralı. Ne diyelim? Bövre böre, bağıra bağıra işte bizi öldürün diyecekler, gebertin diyecekler. Onlara acı çektireceğiz. Öyle bir lafı vardı bu dallamanın. Ee, öldürün de bizi kurtulalım diyecekler. 15 Temmuz'u yapanlar kendileri yaptı ya. Yani işte birilerini attılar. O suçu attıkları insanlara öyle işkenceler yapacağız ki öldürün biz artık da kurtulalım falan diyecekler diye bas bas bağırıyordu. Kaza yapmış ağır yaralı. Ümit Özdağ AKP'den bakanlık istediğini doğruladı. Kız mı isteyecektik? Oğlan da isteyebilirdin ya. Sonuçta <laughs> King oynamıyoruz yani. Doğru kız mı isteyecektin? Bitti ya. Bitsin arkadaşlar. 22 dakika oldu. Ben gideyim. Saatte 12 şey 13.36 olmuş. Yavaş yavaş hazırlanayım. Kendinize iyi bakın. Like'ları Mike'ları ha. Like'ları Mike'ları lan dilim de dolandı. Like'ları Mike'ları. Mike Mike'ları Mike, Mike arkadaşlar. Her şeye rağmen unutmayın canlarım. Vallahi elinize yapışmıyor. Ben denedim yani birkaç kere böyle hiç yapışmadı yani. Bir şey olmaz, bir şey kaybetmiyorsunuz yani. Ya elektrik parasını da dahil yani bir bunun bir ücreti de yok. Yapın siz. Yapın siz de bir bu lanet olası YouTube ne yapıyorsa bize bak 3 gündür yapma. 3 günde 5000'e bine, 6000'e bine geldi video ya. Ancak ancak yani. Ee, kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın ve sizleri çok sevdiğimi unutmayın canım arkadaşlarım.